Herkese merhaba. Bu videomuzda şartlarla alakalı bioinformatik problemler yapacağız. Ondan önce WaveCode serisine ait olan diğer videoları sitemizden izleyebilirsiniz. Burada Linux için uygulamalı anlatımlar ve animasyon anlatımları mevcut. Burada da bioinformatik problemler üzerinden çözümler yapılmaya başlayacaktır. Bu videoyu izlemeden önce eğer WaveCode Python animasyon serisini izlerseniz sizler için daha iyi olacağını ve örneklerin daha anlaşılabilir olacağını düşünüyorum. İsterseniz YouTube'dan da oynatma listelerinden de bu videolara ulaşabilirsiniz. Şimdi PyCharm'a geçelim. Ve görünümümüzü düzeltelim. İlk örneğimizde buraya bir DNA dizisi tanımlayacağız. Ve kullanıcıdan bir motif girmesini isteyeceğiz. Ve biz de bu motifleri sayacağız. Buradan tamamen kendi isteğim doğrultusunda bir dizi oluşturuyorum. Daha sonra motifi tanımlıyorum. Ve bu motifi kullanıcıdan istemem için neyi kullanıyordum? Input diyorum. Ve bir motif giriniz diyorum. Daha sonra burada bir şart uygulayacağım ve diyorum ki eğer motif DNA'da varsa bana yazdır ki verilen motiften girilen motiften diyelim daha doğrudur. Girilen motiften DNA'da şimdi buraya bir virgül koyup devam edeceğim. Motifin sayısını buraya girmek istiyorum. Bunda neyle veriyorduk? Count'la veriyorduk. DNA'da say neyi say? Girilen motifi. Burada bakın motifi yukarıda tanımladığım için tırnak işareti içerisinde vermedim. Ama eğer motifi tanımlamasaydım buraya tırnak içerisinde istediğim, saymasını istediğim karakteri belirtmem gerekiyordu. Daha sonra tekrar virgül koyuyorum ve diyorum ki tane vardır ve parantezimi de kapatıyorum. Eğer yoksa demek için neyi kullanıyorduk? As. Ve bakın şartlardan sonra iki nokta koyuyorum ve Enter'a bastığımda otomatik olarak blok oluşturuyor. Dördüncü satırda da burada otomatik olarak bir blok oluşturdu. Burada da oluşturdu. Bunu yapmamız lazım çünkü bu ifade buna bağlı. O yüzden bir blok oluşturarak yazmamız lazım. Eğer yoksa print ne diyelim? Verilen motif yoktur. Şimdi çalıştıralım. Bir motif giriniz. Girelim. ATG olsun. Bir tane olduğunu söyledim. Şimdi tekrar çalıştıralım. Bu sefer de böyle girelim. Verilen motif yoktur dedi. Bakın burada sonunda nokta yok ve o da noktayı basmadı. İsterseniz koyabiliyorsunuz. Şimdi bu yazdığımızı şarplamak istiyorum. Şarplamak neydi? Bunları kod olarak algılama demekti. Bunda klavyede kısa yol var. Hepsini seçtikten sonra CTRL'ye ve slash'a basarsanız bu şekilde hepsinin başına şarp atayacaktır. Ve artık bunu kod olarak algılamayacaktır. Biz ikinci uygulamamızı yazmaya 8. satırdan devam edebiliriz. İkinci uygulama olarak da bir DNA dizisi verip daha sonra bu dizide başında ve sonunda istediğim dizileri aramak istiyorum. O yüzden bu DNA dizisini buradan direkt kopyalayayım. Tekrar yazmakla uğraşmayalım. If diyorum. Burada DNA başlıyorsa diyeceğim. Başlıyorsa da start with'le kullanabilirim.
Burada string ifadelerle kullanabileceğiniz bir sürü fonksiyon var. Birkaç tanesini biz de animasyon videolarında göstermiştik. Hepsini göstermemiz zaten mümkün değil çünkü çok fazlalar. Siz işinize yarayacak olanları buradan görebiliyorsunuz ve kullanabiliyorsunuz. Biz start with diyoruz. Bu eğer başlıyorsa demek. Neyle başladığımda yine tırnak içerisinde belirtmem gerekiyor. Ben doğru bir sonuç almak istediğim için buradan bu diziyi seçmek istiyorum. Bununla başlıyorsa desin. Ve şununla da bitiyorsa demek istiyorum. Bu yüzden de and operatörünü kullanıyorum. DNA bu sefer de ends with diyorum. Eğer bitiyorsa neyle bitiyorsa bunun ile bitiyorsa dedim. Bunu yapıştırdım. Sonuna da bakın iki noktamı koydum. Enter'a bastım. Bana yazdı ki verdiğiniz parametrelere uygun bir dizidir. Eğer öyle değilse, else'den sonra hiçbir şey belirtmeme gerek yok. If'te verdiğim ifade değilse demekti. Print dedim. Verdiğiniz parametrelere uygun bir dizi değildir. Giriniz olsun. Çalıştıralım. Bakın bu dizim verdiğimiz parametrelere uygun bir dizidir. Bunu yine değiştirebilirsiniz. Input bir dizi giriniz olarak yapabilirsiniz. Mesela o şekilde yapalım. Bunu sileyim. Tekrar biz bir deneyelim. Denemiş olalım. Bir dizi giriniz. Tekrar çalıştırıyorum. Ve buraya bir dizi giriyorum. Enter diyorum. Uygun bir dizi girmediğim için bana verdiğiniz parametre uygun bir dizi girinizdi. Yani else'in sonucunu döndürdüm. Şimdi bunu yine şartlıyorum. Hepsini seçtim ve klavyemden Ctrl ve slash işaretine bastım. Şimdi üçüncü örneğimize geçelim. Bu örnekte de kullanıcıdan bir gece oranı girmesini isteyelim. Tabii önce eşittir diyorum. Input da veriyorum yine. Çünkü kullanıcıdan istiyorum. Bir gece oran giriniz dedim. Daha sonra yine bir şart koşuyorum. Eğer gece oran büyük veya eşit ise 0,40'a. Bana de ki girdiğiniz GC oran geçerlidir. Eğer değilse print girdiğiniz GC oran değerini lütfen değiştirmez. Tekrar çalıştıralım. Bir oran girelim ve 0,50 olsun. Direkt ben bunu input olarak verdiğim için GC oranı string olarak algıladı bu ifade. Ama ben GC oranı da 0,40'tan büyükse dedim. Bunlar biri string değer, biri float değer. Otomatik olarak karşılaştırma yapamayacak. O yüzden buraya float olduğunu belirtmem gerekiyor. Şimdi tekrar çalıştıralım. Evet, 0,50. Bakın girdiğiniz gece oran geçerlidir diye bize söyledi. Burada tam sayıda girseniz yine karşılaştırmayı yapacak. Yani ben float cinsinden bunu girdim.
Integer bir ifadeyle kontrol sağlayamaz mıyım? Tabii ki de sağlayabilirim. Biz genelde GC oranları da ondalıklı olarak ifade edildiği için float cinsinden olarak direkt olarak bunu tanımladık. Şimdi bir de geçersiz bir oran girelim. Yani küçük olan 0,40'a eşit değil veya büyük olmayan bir oran girelim. 0,30 olsun. Bu sefer de bakın yine else'in koşulunu buraya yazdırdım. Girdiğiniz GC oran değerini lütfen değiştirin. Bu şekilde arkadaşlar bu şartları istediğiniz gibi her yere uygulayabilirsiniz. Siz de bu kodları daha farklı şekillerde yazıp aynı sonuçları alabilirsiniz. Eğer takıldığınız bir yer olursa, çalıştığınız kodlarda çalışmayan bir yer olursa da lütfen yorumlar kısmına yazınız. Biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim ve bilimle kalalım diyorum.